Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Asus'un bir bilgisayarını kutudan çıkartacağım ve aynı zamanda incelemesi de olacak arkadaşlar. İki videoyu bir araya getirdik. Birazdan incelemeye de geçeceksiniz videoda ama tabii biz arada birazcık mesafe koyacağız. Çünkü uygulama yüklememiz gerekiyor, oyunları yüklememiz gerekiyor, testler yapmamız gerekiyor. Asus'un bu ROG Strix modeliyle ilgili olarak şöyle göstereyim ne tarafında vardı. Şurada vardı. Asus'un G512L modeli var. ROG Strix ailesinin. ROG'u biliyorsunuz muhtemelen Asus'un oyun bilgisayarları ailesi arkadaşlar. Genelde oyun için ürettiği bilgisayarları ve ekipmanları, sadece bilgisayar değil, çeşitli ekipmanları da var. Bu aile üzerinde satıyor ve piyasaya sürüyor. Republic of Gamers diye geçiyor. Yani oyuncular cumhuriyeti gibi bir anlamı var. Şimdi kutuyu açayım ben. Değişik bir format yapalım dedik. Şöyle şurada bir etiketimiz var. Şöyle açtık. Akbilimizle cebimize koyuyoruz. Ve kutumuzu açıyoruz. Şöyle şık bir kutu çıkıyor. Biliyorsunuz genelde Asus'un ürünlerinde böyle şık kutular var. Çıkartayım kutusundan. Şöyle göstermiş olayım. G512L modeli. ROG Strix serisinin arkadaşlar. Açıyoruz. Hazır mısınız? Apple gibi açalım değil mi? Şöyle. Evet. Oldu mu? Benzer bir şey oldu herhalde. Açtık. Gördüğünüz gibi arka kasamız bu şekilde. Şuralarda böyle şekilli bir tasarımımız var. Şöyle göstereyim. Şurada ROG yazıyor bu arada. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle göstereyim Oğuzcum bak. Republic of Gamers falan yazıyor burada herhalde devamlı. Sığdığı kadarını koymuşlar. Şurada da Republic of Gamers yazıyor. Yazısını görüyorsunuz. Burada daha iyi okunuyor. Şimdi ön tarafa bakalım. Aslında ön tarafa geçmeden önce şöyle arka tarafa biraz bakalım. Güç girişimiz var. Burada tip C mi? Bu tip C'ye benzettim ama tam göremiyorum şu anda. HDMI'miz var. Ethernet'imiz var. Biliyorsunuz bazı bilgisayarlarda buralara konuyor. Şöyle yanı çevireyim. Burada hiçbir şey yok. Az önce göstermiştik. Böyle bir alanımız var. Burada da var. Öbür tarafta da var. Hava çıkışı yok. Kulaklık ve mikrofon. USB'lerimiz var burada. 3 tane. Onun dışında başka bir şey yok. Şöyle ön tarafı da çevirelim. Yani güzel bir şey çıkıyor. Oo. Muhtemelen aydınlatmalı bir klavyemiz var. Şu anda açmadığımız için göremiyoruz. Şurada fonksiyon tuşlarını bu kenara koymuşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettiniz galiba. Wi-Fi 6 sertifikası varmış. Yani Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen bir bilgisayar bu ürün. Çalıştırmadan önceki çalıştırmayacağım burada da kutusuna bakıyoruz şu anda. Çünkü detaylı testi yapacağız mı yapacağımızı söylemiştim. Bir de adaptörüne bakalım. Adaptörü nasıl? Bunlar genelde biraz büyük adaptör oluyor biliyorsunuz. Çünkü güç istiyor yani bu cihazlar. Nerede adaptörümüz? Burada yok. Burası boş. Buraya mı bakalım? Burada da yok. Allah Allah. Adaptörümüz? Heh, adaptör buradaymış. Şöyle. Nispeten büyük bir adaptör ama yine de çok aşırı büyük değil. Yani taşınamayacak kadar büyük değil arkadaşlar. Şöyle bir adaptörümüz var. Bununla beraber çalıştırıyoruz. Söylediğim gibi aradan birkaç gün geçtikten sonra güzel bir inceleme gelecek. Hem incelemeyi hem kutu açılımı tek videoda size bir araya getirip sunacağız. Özelliklerine bakacağız. Tüm fonksiyonlara bakacağız. Şimdi testler için bana biraz zaman verin. Bir hafta sonra testler yaptıktan sonra incelemeyle karşınızda olacağım. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Asus ROG Strix G15 G512L oyun bilgisayarını inceliyoruz. Özellikle donanım tarafında ve ekran tarafında çok büyük yenilikler getiren bu cihazla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, Teknoloji Oku YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Biz zaman zaman oyun bilgisayarları inceliyoruz. Asus'un da özellikle ROG adı verilen, yani Republic of Gamers ya da Türkçe söylememiz gerekirse Oyuncular Cumhuriyeti serisine
ait olan çeşitli modellerini de daha önce incelemiştik. Hatta videonun çeşitli yerlerine ben o linkleri de koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Teste gelen ve ailenin G15, G512L modeli ise tasarım anlamında aslında önceki modellere benzeyen bir özellik sunuyor bize. İlk bakışta oldukça ayrık tasarlanmış bir klavye dikkat çekiyor arkadaşlar. Klavyenin üst kısmında fonksiyon tuşları sıralanmış. Sağ tarafında ise işte Home, Page Up, Page Down ve işte End ve Print Screen gibi tuşlar sağ tarafa konumlandırılmış. Belki merak edenler olabilir. Nümerik tuş takımı var mı yok mu? Nümerik tuş takımı yok arkadaşlar aslında bu üründe ama Asus çok akıllıca bir hareket yapmış. Touchpad'in üzerine bir nümerik tuş takımı entegre etmiş. Touchpad'in hemen sağ üst köşesinde Numlock yazısı var. Onun üzerine basılı tuttuğunuzda bir touchpad'imizin üzerindeki ışıklar yanıyor. Kırmızı renkli ışıklar bunlar ve onların içinde de bir nümerik tuş takımı ortaya çıkıyor. Zaten bunu aktif ettiğiniz zaman otomatik olarak touchpad'e dokunduğunuzda rakamlar çıkıyor. Toplama, çarpma, bölme gibi işlemleri buradan direkt yapabiliyorsunuz. Akıllıca bir hareket olmuş. Hani çok gerekli mi, çok kullanılır mı? Belki bu tarz bir ihtiyacı olan olabilir nümerik tuş takımına. Buradan da kullanabiliyorsunuz. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Tuş takımının hemen altında iki adet de düğme yer alıyor. Sağ tık ve sol tık olarak bunları kullanmaya devam ediyorsunuz. Fare gibi düşünebiliriz. Bunun dışında yine oyun bilgisayarlarında aslında karşımıza çıkan ve Asus'un daha önceki Strix ve ROG serilerinde de bulunan WASD tuşlarının farklı renkte olması yine bu üründe de bulunuyor. Aydınlatmamız var. Hem klavyenin içinde var hem de bilgisayarın kenarını komple, üç tarafını da komple çerçeveyi alacak şekilde bir aydınlatmamız mevcut. Bu aydınlatmayla beraber böyle işte oyunlarda farklı efektleri de bu ışıklara yükleyebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın klavyesinin üst kısmında 4 adet fonksiyon tuşu var. Bunlara hemen hızlı bir göz atayım. Ses açma kapama var, mikrofon var, fanı açıp kapatabiliyorsunuz ve cihazın bir yazılımı var biliyorsunuz. Asus'un bütün bu oyun bilgisayarlarında onu açıp kapatma gibi bir tuşumuz da burada bulunuyor. Bunun dışında yan tarafa bakacak olursak sol yan tarafta 3 tane USB tip A bağlantımız varken hemen onun altında 1 adet mikrofon ve kulaklık entegrasyon girişi bulunuyor. Sağ tarafta bir şey yok. Fanların çıkışları falan görülüyor. Ön tarafa bakacak olursak ise yani cihazın ekranının kapandığı yerin hemen ön tarafında ise karşımıza bir tane tip C çıkıyor, bir tane Ethernet, bir de HDMI bağlantısı var. Yine güç bağlantısını da buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında cihaz derlik toplu tasarlanmış. Ve hani tasarım anlamında baktığımızda da aslında Asus'un ROG ailesinden ciddi bir esintilerde üzerinde barındırıyor. Evet, bu genel görünümden sonra cihazın bir de teknik özelliklerine bir bakalım. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Asus ROG Strix G15, G512L 15.6 inçlik 1920x1080 piksellik bir ekranla geliyor arkadaşlar. Bu ekranın yenileme hızı 3 milisaniye ve 310 nit ekran parlaklığı bulunuyor. Bu ekranın bir de ilginç bir özelliği var. Bunu mutlaka söylemem gerekiyor. 144 Hz yenileme hızına sahip. Özellikle oyun oynayanlar için çok önemli bir değer bu biliyorsunuz. 144 Hz yenileme hızıyla daha akıcı ve daha yumuşak geçişleri oyunlarda özellikle yakalayabiliyorsunuz. Intel Core i7-10750H işlemcimiz var. 8 GB DDR4 RAM'imiz var. 6 GB'lık Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımız bulunuyor. Intel'in 512 GB'lık bir SSD'si var üzerinde. Az önce bahsettim ama yine burada da bahsetmekte fayda var. 4 adet tip A USB'miz var. 1 adet tip C USB'miz bulunuyor. HDMI ve Ethernet çıkışlarımız mevcut. Ve kulaklık ve mikrofon bütünleşik çıkışımızın olduğunu da söyleyelim. 2.39 kilogramlık bir ağırlığımız var. Yani 2.5'a yakın bir ağırlığımız var. Ve Windows 10 işletim sistemine geliyor bilgisayarımız. Bu modelin, yani bize teste gönderilen modelin fiyatı ise yaklaşık olarak 14.000 TL civarında arkadaşlar. Şimdi bu teknik özelliklerine baktık. Genel görünümden de bahsettik. Birazcık kullanımla ilgili ben size bilgiler vermek istiyorum. Şimdi cihaz açılırken çok güzel bir sesi var arkadaşlar. Şimdi onu koyacağım ben. Önce onu bir izleyelim. 2-3 kez koysun Oğuz'cum. Oğuz'a rica ediyorum. Onu 2-3 kez bir izleyelim. Sonra da tekrar devam edeceğiz videoya. Evet, bana bu ses neyi hatırlatıyor? Wolverine'in hani böyle tırnaklarının oradan metaller çıkıyor ya şuradan, biraz şu elinin şu kısmından. O sesi hatırlatıyor biraz böyle, hani tam oyunculara gaz verecek bir sesle açılıyor. BIOS'a konulmuş bir ses bu biliyorsunuz.
güzel de bir açılışı var. O yüzden özellikle bunu koymak istedim bu videoya. Kullanım olarak baktığımızda ise Asus beni çok şaşırttı. Onu söyleyeyim. Neden şaşırttı? Şimdi bu bir oyun bilgisayarı. Evet. Oyun bilgisayarı. Ama performans olarak da normal bir bilgisayardan herhangi bir farkı yok. Özellikle SSD kullanıyor olması güzel. SSD'nin 512 GB olması da önemli. Çünkü biliyorsunuz genelde 256 falan çıkıyor artık. Yani 256 standart gibi oldu. Asus burada 512 koymuş. Bence güzel de olmuş. Ve performanslı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Tabii 512 yetmeyebilir. Onu söyleyeyim. Özellikle böyle hani günümüz oyunları artık 100 GB, 200 GB'lara yani 120-130 GB'lara yaklaşmaya başladı. PC oyunlarından bahsediyoruz tabii. O yüzden belki bir harici diskle bu açığı kapatabilirsiniz. Belki böyle bir durumda olabilir diye. Hani aklınızda olsun. Ama 512 de fena bir rakam değil. Onu da söylemiş olayım. Öte yandan bilgisayarımızda aynı zamanda Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor. Bildiğiniz gibi bu teknoloji yeni nesil Wi-Fi teknolojisi ve uyumlu donanımınız varsa yani modem veya router gibi çok daha yüksek hızlı veri aktarımı sağlıyor kablosuz ağlarda. Oyun bilgisayarlarında ilk kez görüyorum Asus geleceğe yönelik bir yatırım yapmış ve bu oyun bilgisayarına bu teknolojiyi yerleştirmiş. Bunun dışında tabii ki biz performans testleri de yaptık arkadaşlar. Sadece hani kullanım testlerinin dışında bazı performans testleri de yaptık. Şimdi genelde bu tarz durumlarda hani sektör standardı haline gelmiş PCMark'tan başlamak istiyorum arkadaşlar. PCMark testinde bilgisayarımız 3941 puan aldı arkadaşlar. Bu güzel bir rakam. Şöyle söyleyeyim, üzerinde az önce de söyledim teknik bilgilerde Intel'in i7-10750H işlemcisi bulunuyor. Şimdi 6 çekirdekli bir işlemci bu. Biliyorsunuz bunun 8 çekirdekli versiyonu da var. Ama 6 çekirdekli birçok işlem için size yeterli bir güç sağlıyor. Oyunlarda veya diğer uygulamalarda da rahatlıkla bir performans sağlayabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Öte yandan cihazda 8 GB RAM var ama biz her zaman yaptığımız gibi bilgisayarın arka kapağını da açtık. İçine de baktık. Asus'a bunu söylemiş olalım buradan. Açtığımızda şunu gördük. 2 tane RAM slotu var arkadaşlar. İsterseniz bir 8 GB daha alıp 16 GB da tamamlayabilirsiniz. Çok zor da bir işlem değil. 5 dakikada kapak açılabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada SSD'nin hızını da ölçtük arkadaşlar. Crystal Disk'te aldığımız rakamlar şöyle 1711 MB saniyede okuma, 947'de yazma hızına sahip, oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da özellikle oyunlarda sizin işinize yarayacak bir detay, onu da belirtmiş olalım. Öte yandan pil testleri de yaptık. Yine PCMark kullandık. Oyun modundayken 1 saat 15 dakika verdi. Beni şaşırtan bir şey oldu burada arkadaşlar. Çok enteresan. Normal modda yani Modern Office dediğimiz senaryoda, PCMark'ın Modern Office senaryosunda 5 saat 56 dakikalık bir değer verdi. Yani hani bunun fazla olduğunu düşünelim biz. Çok rahat bir şekilde 5 saat kullanabiliyorsunuz. Bence böyle bir bilgisayar için çok iyi bir rakam. Çünkü bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı arkadaşlar. 5 saat kullanabiliyor olmak, yani elektriğin olmadığı bir ortamda bence hani bunu işiniz için de kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bence Asus burada çok güzel bir güncelleştirme ve geliştirme yapmış. Belki merak edenler vardır. Cihazın bir de adaptörü var tabii ki. Ha, çok küçük mü? Çok küçük değil arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Ama hani böyle bir bilgisayarı besleyecek kadar da bence çok da büyük değil. En azından bu tarz bir bilgisayar için artık günümüzde böyle birazcık büyük adaptörler gerekiyor. Bu tarz bir adaptörümüz var. Bu adaptörle beraber cihazımızı şarj ediyoruz ve güçte tutuyoruz. Özellikle oyunlarda bunu mutlaka takıyor olmanız gerekiyor. Evet, şimdi gelin Asus'la beraber oynadığımız oyunlara bir bakalım. Bakalım oyunlarda kaç FPS değer veriyor ve CPU'nun yani işlemcinin ısısı vesaire diğer bilgiler nasıl oluyor? Evet arkadaşlar, oyun performansı için Gears 5'imizi açtık. Şu anda ultra moddayız ve ekranda 95 FPS, 97, 90 civarında görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça iyi bir değer. Dediğim gibi ultra modu açtık. Ultra moddayız şu anda. Sesi biraz kısalım. Şu anda ekranda görüyorsunuz şuralarda FPS'leri, ısı değerlerini. Gayet iyi bir değer veriyor. 97-95 FPS. Akıcılığı da görüyorsunuz bu arada. Şöyle hızlı hareket ettireyim bakın. 144 Hz'in hızını hemen yakalıyoruz arkadaşlar. Hatta 100 FPS'ye çıktık şu anda. Bakın şöyle hızlı hızlı yapayım ki. Rezortalı karıştıralım. 100 FPS çok rahat veriyor arkadaşlar.
Isı değerleri de en azından şimdi yeni başlamış birisi olarak fena olmadığını söyleyeyim. Tabii epey oynamak gerekiyor arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz oyunumuzda. 100 FPS'yi çok rahat bir şekilde görüyoruz. Söylediğim gibi. Gidelim bakalım biraz daha. Birazcık daha oynayalım. Ve kapatacağız arkadaşlar oyunumuzu. Gears of War ya da yeni adıyla Gears 5'te 100 FPS'yi çok rahat bir şekilde görüyoruz. Çok rahat. Bu arada Asus'un birçok bilgisayarında karşımıza çıkan bir hem bilgisayarın özelliklerini görebildiğimiz hem de farklı yapılandırmaları yaptığımız bir yazılımımız bulunuyor. Armor Crate isimli. Buna girdiğiniz zaman işte bilgisayarın hangi işlemcisi var, ekran kartını görebiliyorsunuz. Şu anki işlemcinin durumunu görebiliyorsunuz. İşte bellek frekansını vesaire görebiliyorsunuz. Sıcaklığı görüyorsunuz. Depolama alanının durumunu görüyorsunuz. CPU fanının hızını vesairesini görebiliyorsunuz. Bu arada CPU fanının hızını bu üst kısımda bulunan fonksiyon tuşlarıyla siz de manuel olarak da arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte mesela sistem yapılandırmasını da değiştirebiliyorsunuz. Böyle değişik birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle bir farklı şeyler de göstereyim size arkadaşlar. Sistemi şu anda gösteriyor. GPU güç tasarrufunu ayarlaması var. Aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela flash yapıyorsunuz. Flash şeklinde şu an ışık modumuz ayarlanıyor. Şu anda flash'a ayarlandı. Gökkuşağı yapabiliyorsunuz. İşte gökkuşağı yaptık. Farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Farklı modları en azından bu arayüz üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Başka birçok farklı ayarı da yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şu anda oyun kitaplığını mesela oyunları bulup listeleyebiliyor. Şu an oyunlarımızı arıyor. Bakalım bulacak mı Gears 5'imizi? Görünmüyor diyor ama herhalde Gears 5'i bulamadı ama başka oyun olsa muhtemelen bulacaktı. Burada uygulamaları bir profile bağlayabiliyorsunuz. Buradan bundan ayarlarını yapabiliyoruz. İşte şöyle olsun, böyle olsun. Sistem yapılandırması, Windows tuşu açık olsun. Sesi şu olsun, ROG tuşu açık olsun, dokunmatik yüzey açık olsun gibi ayarlarını bu profilden yapabiliyorsunuz. Birçok ayarı yine bu uygulama üzerinden değiştirmeniz, düzenlemeniz, bilgisayarla ilgili ayarları buradan yapmanız mümkün arkadaşlar. Burada da şu ana menüde de birçok hani o anki bilgisayarın durumunu ve işte bellek frekansından tutun da sistem yapılandırmasına kadar birçok şeyi buradan hızlı bir şekilde görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben fanı biraz hızlandırayım. Bakalım şu an 2500 RPM diyor. Şu an silent moddayız, sessiz moddayız. Biraz düştü mesela şu an. Tamamen sıfıra düştü bu arada. Sistemin akustiğini ne gösteriyor bu arada? Biraz arttıralım bakalım. Performans modunu aldık. Şu anda 1100 RPM'e çıktı. 2500'e çıktı. Biraz daha arttıralım bakalım. Silent moddayız. Şu an sessize inecek. Sıfıra inecek yine. Evet. Şu an sıfıra indi. Tabii ki başka şeyler de değişiyor burada. Bu fan hızını değiştirdiğiniz zaman. Performans modunu aldık şu anda. Gördüğünüz gibi. Hemen fanımız çalışmaya başladı. Merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Şu anda ofisten dışarı bakıyoruz. İstanbul'a çok büyük böyle dolu yağmış. Şu anda yağmur yağıyor. Cevizi var. Nerede? Bir kez daha paylaşmış olalım. Fiyatı az önce de dediğim gibi 2000 lira civarlarında ama bunun 32 GB'lık versiyonu var. Onun da galiba 1800 liralarda falan fiyatı. Huawei telefonlarında son dönemde gelen parmak işaretlerini tanıt. Arkadaşlar gelen yorumların pek çoğu EBA açılır mı? EBA'da sorun yaşamayayım.
Bir diğer konu ise cihazın fiyatı. Biz bu ürünü test ettiğimiz tarihte fiyatı yaklaşık olarak 14.000 TL idi arkadaşlar. Artan kurlar, dövizler, şunlar bunlar derken artık ne yazık ki oyun bilgisayarları eğer iyi bir donanımla almak istiyorsanız ne yazık ki bu seviyelere geldi arkadaşlar. Sunduğu donanıma göre fiyatının ben makul olduğunu düşünüyorum. Asus'un bu modelinin. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Asus ROG Strix G15 G512L modelini inceledik. Bu modelle ilgili aklınıza takılan şunu yapabiliyor mu? Şöyle bir özelliği var mı? Ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz bir özelliği varsa ya da yoksa bunların hepsini bu videonun altında yorum olarak bize iletebilirsiniz. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve hepsinin konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsterseniz bizleri Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.